Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedâna Allah. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ali İmran suresindeyiz. 92. ayetteyiz. Estaizu billah. En son Çantay Hoca'yı okuduk. Ali Bulaç Hoca'nın mealinde sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Yaşar Hoca'nın mealinde sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayırda, erginliğe, dürüstlüğe asla ulaşamazsınız. Hayırda, erginliğe, dürüstlüğe asla ulaşamazsınız. İnfak etmekte olduğunuz her şeyi Allah çok iyi bilmektedir. Yani infak ediyor ama infakta tavan noktası veya infakta insanın kendisini ispatladığı nokta herhalde sevdiği şeylerden infak edebilmesi, oraya vardırabilmesi işi. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu bilir. Bir de apartmanlarda şey var, yemek getirme işi var. Ben oldu bitti, yemek geldiği zaman hep huylanırım. Acaba bu yemekte bu yemeği beğenmediler de mi dağıtıyorlar, nedir diye, özellikle tanımıyorsa karşı tarafı. Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu bilir. Suat Hoca'nın mealine bakalım. Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça, Allah yolunda ayette açık değil, o zaten zımnen öyle anlaşılıyor, harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Fazilet mertebesi. Suat Hoca ayette yeni yeni tanımlar yapmış. Onlar üzerinden mealini gerçekleştiriyor. Bununla beraber, vav için bunu söylüyor. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir. Yusuf annem mealine bakalım. By no means shall he attain righteousness. Hiçbir surette righteousness'ı, yani iyiliği, güzelliği, dürüstlüğü elde edemezsiniz. Buna nail olamazsınız. Unless you give of that which you love. Sevdiğiniz şeylerden, parantez içinde freely demiş. Bunu niye dedi herhalde? Yani gönüllü bir şekilde, baskı altında olmadan, isteyerek sevdiklerinizden infak etmedikçe hiçbir surette iyi kimseler olamazsınız, iyiliği elde edemezsiniz. And whatever you give, her ne verirseniz of a truth, Allah knows it well. İyiden, doğru şeylerden her ne infak ederseniz Allah onu iyicene bilir demiş Yusuf Ali mealinde. Piktel mealinde ye will not attain unto piety, dindarlığı elde edemezsiniz. Until ye spend of that which ye love, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe. And whatsoever ye spend, ve her ne şeyden infak ederseniz Allah is aware thereof, Allah onun farkındadır diyor Piktel mealinde. Şakir mealine bakalım. By no means shall you attain to righteousness. İyiliği hiçbir surette elde edemezsiniz. Until you spend benevolently.
gönüllü olarak out of what you love, sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça hiçbir surette iyiliği elde edemezsiniz. And whatever thing you spend, ve her ne şeyden infak ederseniz, Allah surely knows it. Allah onu kuşkusuz ki bilir, diyor Şakir mealinde. Bir de adetimiz üzere Muhlis Khan'a bakalım. 91-92. By no means shall you attain albir. Elbirri hiçbir surette elde edemezsiniz. Elbirri nasıl tarif etmiş Muhlis Khan? Piety demiş. Dindarlık. Righteousness. Dürüstlük. Here it means Allah's reward. Burada Allah'ın ödülü manasında. I.e. paradise. Yani örneklemiş bunu. Cennet manasında diyor. Böyle tefsirler var demiştik. Unless you spend in Allah's cause, Allah'ın yolunda, of that which you love, sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça dürüstlüğü elde edemezsiniz. And whatever of good you spend, ve iyi şeylerden her ne infak ederseniz, şimdi burada Cenab-ı Hak good'u kullanmadı ayette. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ demedi. Min şeyin dedi. Dolayısıyla good burada olmamalıydı bence. Zaten ayet en alta işaret etmek istiyor. And whatever of good, iyiden yana you spend, her ne harcarsanız, Allah, halbuki Allah şey olarak tarif etti onu. Dolayısıyla içine her şey girer. Allah knows it well. Allah onu çok iyi bilir. Onu her halükarda ödüllendirir de demek istemiyor aslında. Biz bir bakıma öyle yorumluyoruz. Allah onu çok iyi bilir. Başınızdan mı attınız? Yoksa işte oradan bir iyilik muradınız var mı? Yok. Sadece bildiğini söylüyor değil mi? Her ne infak ederseniz Allah onu bilir. Bildiğini söylüyor. Biz biraz biraz Allah onu da her halükarda ödüllendirir gibi yorduk da esasen öyle değilmiş. Allah onu da her halükarda bilir. Ama değil mi ki Cenab-ı Hak ona da infak diyor. Her bir şey, her ne şey olursa olsun. Orada niyetlerden en küçük bir kırıntı dahi olsa dileriz ki Allah yine de ona mukabil bir sevap takdir eder. Meal dosyamıza geçelim. Üçüncü sure, yani Ali İmran suresi. Yediniz de, yemekle bahsettiniz de, komşusuna durmadan evde yapılanı vermeye kalkan bir film yapmışlardı. Adam durmadan evinde çorba yapıyor, ev götürüyor. Fakat götürdüğü zengin biri. Önce garip başlıyor, bir şey demiyorum. İkincisinde hiç bıkmıyor. Çünkü her an döküyor üzerine. Adam fakat o altı seyredip iyi de yaşayacak. Herhalde bu ayetler sizin ayet, yani ne yaparsan götür. Yani yemek verme İyi bir şey paylaşmak. Ama tabii gözeteceksin yani. Bir de adama getiriyorsun. Bir de bir komşumuz vardı. Getiriyordu. Biz yemeği yemişiz. Getiriyor 6 tane daha dolma. Nasıl yiyeceğiz biz bunu? Alıp biz başkasına da götüremeyiz. Bir de böyle şey var yani. Tabii yani kalk orada yemek piştiğini, doyduklarını bildiğin zaman, ha tadımlık çok güzel bir şey yapmışındır. Bilirsin zaten, onlar da görünce abanacaklar. Getir onu yani, değil mi? Ama belli ki yiyememişsiniz. Ondan sonra ziyan olmasın diye bizim canımıza çekmenin de bir manası yok. Hadi getiriyorsun, bir tane getir değil mi? Yani yiyelim onu, çıksın aradan. 6 tane geliyordu. Bir de başka komşular yaparsa onu. Zenginin birine bir hırsız görmüş hocam. Bayağı bir şey götürmüş. Yerken not bırakmış. Paylaşmak güzeldir diye. Ayeti buradan alıyorum, buraya koyuyorum. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Yani bize dönük mesajı bir tarafa, ilahi, bu ilahi mesajın ne kadar güzel olduğunu da şöyle insan böyle hariçten baktığında sevdiği şeylerden infak etmeye çağırıyor insanları. Yani bu harikulade bir şey. Bir insanı buna getirmek, böyle bir noktaya getirmek, bu ancak Allah için yapılabilecek bir şey olabilir. Başka türlü bunu yani tarif etmek mümkün değil. İçinin çektiği, canının çektiği, hoşlandığı, sevdiği bir şeyden insanı feragate çağırmak. Bunu bir insanın başarması Allah için, ancak Allah için olabilir ve ancak Allah buna karşılık verebilir. Yoksa bundan yani hayvanlar şeyine bakın.
birbirlerinin elinden zorla alıyorlar beğendiklerini. Ve ancak zorla aldığı zaman başarabiliyor. Diğer türlü imkanı yok. O ona mıknatıs gibi tutunuyor. Ama insanda bir irade var ki o mıknatıs gibi tutunduğu şeyden vazgeçebiliyor, bırakıp gidebiliyor. Harika bir şey başaranlar açısından ve başaranları Cenab-ı Hak birri elde etmiş, birre nail olmuş, iyi kimse tanımına uygun olarak betimliyor. Bu olağanüstü bir şey yani. Şimdi ayeti لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ. Yani paylaşma güzel de bu ayette bize öğretilen paylaşmanın tanımı yok yani. En güzel paylaşma böyle olur herhalde. Mükemmel bir şey bu. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ. Tabi bu kadar vurguyu hak ediyor ayet ama mini de unutmamak lazım. Bazıları ayeti böyle her şeyinden vazgeçecek bir biçimde, varını yoğunu, bütün sevdiklerini harcayacak biçimde de kullanmamalı. Çünkü ayet elini olabildiğince de açma diyor. Ne boynuna dola ne de saçıp savur. Mutedil olmayı emrediyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birri elde edemezsin. Bir burada marifet mi hocam? Dipnot atacağız ona. Evet. Bir daha önce geçti diye hatırlıyorum. Bakalım. Bir. İnsanlara birri emrede dururken kendinizi unutuyor musunuz? Ehli kitaba ait. Halbuki sizler kitabı tilavet ediyorsunuz. Yoksa siz akletmiyor musunuz? Ayetinde birre dipnot atmışız. Bu kavramı Bakara suresi 177. ayet. Bu kavramı Bakara suresi 177. ayette tanımlanmaktadır. Dipnotta bir problem var. Bu kavram diyecektik herhalde. Değil mi? Bu kavram Bakara suresi 177. ayette tanımlanmaktadır demişiz. Orada birri tarif ediyor Cenab-ı Hak demek ki. Evet, uzun bir ayet vardı. Bir nedir? Onu tarif ediyordu. Bu dipnotu buradan alalım ve aşağı gidelim. İsterseniz oradan bir tanımına bir daha bakabiliriz bu ayette de hazır. Bir var iken birri elde edemezsiniz. Bakara suresi 177. ayet. Buradan gidelim veya ayetten gidelim, Arapçasını görelim. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Bir dediğiniz şey yüzünüzü doğu tarafına yahut batı tarafına çevirmeniz değildir. İbadetin maksadı kendisi bu değil. Ayet hangi bağlamda geliyor? Kıble konusunda geliyor. Kıble konusu işte Beytül Makdis'e dönerek ibadet edilmiş bir dönem. Sonra Cenab-ı Hak yüzlerini ibadet esnasında Kabe'ye çevirmiş. Bunu olağanüstü önemli bir hadise olarak telakki etmişler. Cenab-ı Hak da bu çok önemli bir şey değil. Bir yani maksadı sağlayan durduğunuz yön değil. Sadedinde bu ayetler nazil olmuş. Bir dediğiniz şey yüzünüzü sağ tarafa doğuya yahut batıya çevirmeniz değildir. Velakinnel birra bir şudur diye birin tanımı var ayette. Men amene billahi bir Allah'a iman etmektir. Vel yevmil ahire ahirete inanmaktır. Vel melaiketi meleklere vel kitabi kitaba inanmaktır. Vel nebiyyine peygamberlere inanmaktır. Ve atel male ala hubbihi sevgisine rağmen malı vermektir. Bak bir burada da aynı şey bir olarak tanımlanıyor. Ve vil kurba yakın akrabaya. وَالْيَتَامَا yetimlere, وَالْمَسَاك۪ينَ ve miskinlere, yoksullara, وَابْنَ السَّب۪يلِ ve yolda kalmışlara, وَالسَّائِل۪ينَ ve dilenenlere, isteyenlere, وَفِ الرِّقَابِ ve boyunduruk altındaki kölelere, kölelikten kurtulmaları için, وَاَقَامَ الصَّلَاةَ bir başka nedir? Bir namazı kılmaktır, وَاَتَ الزَّكَاتَ zekatı vermektir, وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ bir sözünde durmaktır, اِذَا عَهَدُوا söz verdiğinde, وَالصَّابِر۪ينَ ve özellikle sabretmektir. Bir, fil be'sâ'i darlık zamanında, وَالدَّرَّا۪ي ve sıkıntı zamanlarında, وَحِينَ الْبَأْس۪ي ve korku zamanında, savaşlarda mesela. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا işte bu ayetteki tanımlananlar
bu ayetteki tanımlı vazifeleri yahut eylemleri yerine getiren kimseler onlardır. Sözlerinde sadık olanlar, birden olmakta, doğru, dürüst olmak hususunda sadık olanlar. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Muttaki dediklerimizde diyor Cenab-ı Hak. Sakınan kimseler de, takva sahipleri de bu hususiyetlere sahip olan kimselerdir. Gerçekten ayet birri uzun uzadıya tanımlıyor. Bir nedir? Ya oraya geliyor. Evet, bir madem ki odur, yani bir ucu oraya kadar uzanıyor demek ki. Yani teorik olarak da bakarsanız müfessir ne dedi? Sevdiği şeyi harcamak bir bakıma Allah'ın sevgisini sevdiği şeyin sevgisinin üzerinde görebilmekle ilişkili bir şey. Allah'ı çok seviyor. İman, o da imanla ilişkili olan bir şey. Dolayısıyla sevdiği şeylerden de harcayabiliyor. Tabii bir ucu oraya kadar varıyor. Hiç sevdiklerinden harcayamamış bir adamın infakı ne paha, hangi değere haizdir? Cenab-ı Hak buna ne değer biçer? Veya bu davranışı neyin sonucudur? Dediğiniz gibi acaba imanın zafiyeti mi? İmansızlığın sonucu mu? Ne bileyim yani evet öyle işin temelleriyle de ilişkili bir yanı var. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birri elde edemezsiniz. Veya edemeyeceksiniz diyelim de ayetin kalıbına uygun olsun. Genişletmeyelim. Len tenalu istikbalde nefy ediyor. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birri elde edemeyeceksiniz. Elde etmek, ulaşmak, nail olmak. Nail değil mi? Nale yenalu elde etmek demektir. Elde edemeyeceksiniz. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birri elde etmeyeceksiniz. Aslında Arapçasında etmeyeceksiniz. İçinde bir ebilmak yok aslında ama Araplar bu kalıbı bizdeki tam da bu haliyle kullanıyorlar. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birri elde etmeyeceksiniz. Sanki biz etmeyecekmişiz gibi. Bu da bir hocam. Bir sefer iki tane etmedikçe oldu. İkinciyi edemeyeceksiniz. Ulaşma anlamında ulaşamayacaksınız. Sevdiklerinizden yani tamam öyle de diyebiliriz de yine ebilmeyi içine kattık. Ayetin kendisinde o yok ama. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birre ulaşamayacaksınız. Öyle de diyebiliriz. Birre ulaşmayacaksınız desek anlaşılır mı? Ulaşamazsınız. Yani yine katıyorsun ebilmeyi içerisine işte. Başka türlü ifade edilemiyor. Ulaşamayacaksınız. Mesela şöyle örnekleyelim. Diyelim ki çocuk gitti, kütüphanede kitabı aradı, geldi. Öğretmen ne diyor ki? Mâ vecettuhu. Onu bulmadım diyor. Kalıp olarak öyle. Ama biz Türkçe'de çocuk gelip onu bulmadım dese ne deriz? Ne demek lan? Bile isteyerek bulmadın gibi. Bulamadım der o yüzden. Halbuki Arapça'da o öyle anlaşılır. Bulamadım manasında anlaşılır. Çabalamış da bulamamış şeklinde. Burası da aynı öyle. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birre ulaşamayacaksınız. Len biraz da tekit getirir diyor gramerciler. Asla gibi bir mana da verir. Ama zaten yani açık ulaşamayacaksınız. Kat'i anlaşılıyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ Vava ne mana vereceğimiz çok önemli burada. Eğer dersek ki ancak veya yine de her yani ona ne veririz ne mana verirsek gelen şeyi ona rengini öyle vermiş olacağız. Ayrıca diyelim de en masum herhalde ayrıca olur. Ayrıca her ne infak ederseniz o ma tunfi ancak her ne şey o şey kelimesini kullanalım o joker çünkü ayrıca her ne şey min şeyin her ne şeyden her ne şeyden infak ederseniz fe innallaha bihi alim kuşkusuz ki Allah buraya o fe'yi de koyalım o takdirde kuşkusuz ki Allah onu alimdir. Alimle ilgili dipnotumuzu getirelim.
Alim. Yani onu bilicidir diye dipnota bakınca okuyacak. Onu alimdirden bir şey anlamazsa, onu alimdir ne demek? Alim neymiş? El alim, bilmediği hiçbir şey olmayan bilgili demektir. Yani Allah onu bilicidir. Şey hayır ile her bir şeyden derken, bunu da birlikte her bir şeyden ifak ederseniz o takdirde. Yani bununla birlikte de denebilir. Bununla birlikte, vav için. Bununla birlikte. Bununla. İki kelime dense tek kelime sanki daha iyiydi. Bununla birlikte böyle çoğaldı. Bununla birlikte her ne şeyden infak ederseniz. Ayrıca da sanki ilaveten gibi oldu. Ayrıca da ilaveten gibi. Bununla birlikte her ne şeyden infak ederseniz o takdirde kuşkusuz ki Allah onu alimdir. Var mı ayetle ilgili başka bir mülahaza? Necat abi sen bir şey diyordun sanki. Buradaki el bir değil mi hocam marife? Dolayısıyla sıradan bir şey değil bu. Yani gerçekten sevdiğimiz şeylerden ifade edeceğiz. Evet. O el birre. Hı hı. Kavuşalım. Evet. Cümle çıkıyor mu? Allah onu alimdir. Onu ona alimdir desek Türkçe'de mi? Yani alimdir'in yerine bilicidir koy. Allah onu bilicidir mi olur? Allah ona bilicidir mi olur? Tabii bu daha önemli. Hı hı. Yine de dersek diğer yorumu çok öne çıkarmış oluruz. Yani sevdiklerinizin dışındakileri de infak edebilirsiniz şeklinde bir yorumum vardı ya. Onu artık iyice gözüne sokmuş oluruz. Ve biraz ortada dursun. Çünkü bazıları ayeti öyle anlamak istiyorlar. Yani sevdiğin dışında bir şeyden infak edemezsine vardırıyorlar. Evet. Bence oraya varmamalı diye düşünüyorum. Peki başka bir münaza yoksa Ali İmran suresinin 92. ayeti. Yine, bir de toptan bir daha okuyayım. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birre ulaşamayacaksınız. Bununla birlikte her ne şeyden infak ederseniz o takdirde kuşkusuz ki Allah onu alimdir. Şuraya bir virgül koyalım. Evet. Şimdi Ali İmran suresinin 92. ayetinin İngilizcesine bakalım. Üçüncü sure yani Ali İmran suresi 92. ayet. Ayeti buraya kopyalayalım. Buradan alıp. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ You will never. Mealciler attain demişler de ben obtain'i tercih ediyorum. Obtain the bir. Buna da bir dipnot atarız. You will never obtain the bir. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Hatta tunfiqu until you spend mimma tuhibbun from what you are loving. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. You will never obtain the birr until you spend from what you are loving. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا and what you are and whatever of thing. وما تنفقوا من شيء and whatever of thing you spend. وما تنفقوا من شيء and whatever of thing you spend فإن الله به عليم.
in that case, Allah is alim about it. Yahut ayetteki gibi with it. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ and whatever of thing you spend in that case, burada bir virgül koyalım. In that case, Allah is alim with it. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تُمِلْ وَكَيْمْ لَنْ تَنَارُ الْبِرَّ you will never obtain the birr. Ona bir dipnot atalım. The birr. Muhlis Khan'ın dipnotu güzeldi, parantez içindeki. Piety. Righteousness. O kadar yanlış yazmışım ki bilgisayar tanımıyor. Right. No, right. Daha uzun bir kelimeydi. Righteous. Righteous değil. Righteousness. Şimdi tanıyacak mı? Evet, righteousness. Piety, righteousness. Belki şey de yazabiliriz. Charitability. Bunda neyi yanlış yazmışım? Ha, bu kelimeyi tanımıyor. Tamam. Başka? Piety, righteousness, charitability. Bir de Muhlis Khan demişti ki, neyse o kalsın. You will never obtain the birr until you spend from what you are loving. لَنْ تَنَانُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ and whatever of thing you spend فَإِنْ that case إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ burada إِنَّ var indeed Allah is alim with it. Peki var mı? Alim için bir dipnot atacağız ayrıca. Alim. Ne demişiz dipnotta? The only one who is all-knower, omniscient. Peki. Var mı ayetle ilgili bir mülahazanız? Mealiyle ilgili daha doğrusu. Yahut dikkatten kaçan bir durum. Peki Ali İmran suresinin 93. ayetine geçiyorum. Estağfirullah. Kullu ta'ami. Bütün yiyecekler kâne hillen helal idi li beni İsrail'e, İsrailoğullarına. İsrail'in çocuklarına bütün yiyecekler helal idi.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. İsrail'in kendisine haram kıldıkları hariç bütün yiyecekler İsrail'in çocuklarına helal idi diyor ayette Cenab-ı Hak. Buradan anlaşılıyor ki İsrail bir zatın ismi. Zaten çocukları dediğine göre de Beni İsrail. Büyük olasılıkla da Hazreti Yakup olduğunu düşünüyor müfessirler. İsrail yahut diyorlar ki Yakup'un en büyük çocuğu, öyle de düşünülebiliyor. İsrail'in kendisine haram kıldığı bazı hususlar varmış, bazı yiyecekler varmış. İsrail'in kendi kendine, kendisine haram kıldıkları, yani yemedikleri dışında bütün yiyecekler İsrail çocuklarına helal idi diyor Cenab-ı Hak ayetten. Dolayısıyla İsrailoğullarına mensup bir kimse, şayet İsrail'in ataları İsrail'in kendilerine yasakladığı, dolayısıyla yemedikleri, adet olarak, ağız tadı olarak uzak durdukları yiyecekler hariç bütün yiyecekleri yiyebiliyorlardı. Bu ne vakit? Min kabli en tunezzelet Tevrat. Tevrat indirilmezden evvel, Tevrat öncesi dönemde İsrail'in kendine yasakladıkları hariç İsrailoğullarına her türlü yiyecek helal idi. Kul de ki, fe'tu bit-tevrati, fe o takdirde i'tu getiriverin, bit-tevrati, Tevrat'ı getirin, fetluha onu tilavet edin, okuyun sırasıyla, in kuntum sadikin, eğer doğru sözlüyseniz, eğer sözünüzde samimiyseniz, sadık iseniz, kitabı Tevrat'ı getirin, onu okuyun, onu tilavet edin diyor ayette. Ayetin girişi bizde önceki bir tartışmaya yahut var olan bir tartışmaya bir referans ta bulunduğuna dair bir his oluşturuyor insanda. Yani sanki İsrailoğullarının farklı bir iddiası var. Tevrat'ın kendilerine halal kıldığı, haram kıldığı yahut Tevrat öncesiyle ilgili farklı bir söylemleri var. Bunu Kur'an ayeti, bu ayet düzeltiyor. Hayır, öyle değil. İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. İlla me harrama İsrailu ala nefsihi. İsrail'in kendisine haram kıldığı hariç Tevrat incesi dönemde. Acaba ayet bize İsrailoğullarının nesh konusundaki, yani Allah bir şeye yasak diyorsa yasaktır, haram diyorsa haramdır, o hiçbir zaman değişmez, öyle kalıcıdır, başka türlüsünü bilmeyiz şeklinde nesh'e karşı çıktılar, nesih konusunda spekülasyonda bulundular da, o bağlamda bir takım konuşmalar oldu da Cenab-ı Hak onlara geri dönüp bakmalarını, vaktiyle İsrailoğullarına her şeyi biz helal kılmış iken daha sonra Tevrat'ın inmesiyle bazı hususlarda yasaklamalar getirdiğimizi, dolayısıyla teşride, yani neyin helal neyin haram kılınacağı hususlarda her yeni peygamber ile yahut aynı zamanda aynı peygamberin döneminde dahi bazı şeyleri helalden harama, haramdan helale dönüştürebildiğimizi İsrailoğulları pekala bilmektedirler şeklinde nesih konusuna mı referansta bulunuyor? Bilemeyeceğim. Belki müfessir bu konuda bizi aydınlatır. Tefsire bakalım. Muhalde raddun. Bu bir reddir. Alel Yahudi, Yahudilere. Bizamihimil batıl. Batıl iddiaları dolayısıyla. O batıl iddia neymiş? Ennen nesha gayru caizin. Neshin, yani neshetmenin, bir hükmü değiştirmenin, var olan bir hükmü ortadan kaldırıp yenisini yahut daha değişiğini koymanın Cenab-ı Hak hakkında caiz olmadığı şeklinde iddiaları var. Bu söylemlerin batıl olduğuna dair bir cevap niteliğindedir diyor müfessir ayette. Fekeferu bi'İsa, İsa'yı küfrettiler. Yani Hazreti Mesih'i yok saydılar Yahudiler. Onun nübüvvetini, risaletini tanımadılar. Başka o Muhammed'in ve Muhammed'in de aynı şekilde sallallahu aleyhi ve sellem liannehuma, çünkü o ikisi de, Hazreti İsa da Hazreti Muhammed de kad eteya bima yuhalifu ba'da ahkamit tevrati, Tevrat'ın bazı hükümlerini değiştiren yeni yasalar getirdiler. Dolayısıyla da Tevrat'ı nesheden yeni buyruklar getirdiler.
bu münasebet ile, tamamen bu nedenle olmasa da Hazreti Peygamber'i de Hazreti Mesih'i de inkar ettiler. Femin temamil insafi, insaf şunu gerektirir diyor müfessir, fil mücadeleti, bir tartışmada taraflar insaflı olacaklarsa eğer, o zaman şöyle olmalılar. İlzamahum bima fi kitabihim, öncelikle kendi kitaplarında bulunan şeylere sadık kalmalılar. O da nedir? Et-Tevrati, Tevrat'taki min enne cemii'i enva'il at'imati muhalleletun li beni İsrail. Bu bilgi Tevrat'ta var imiş. Bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi vaktiyle. İlla ma harrama İsrailu, İsrail'in ve huve Yakub aleyhisselam. Müfessir bunun Yakub aleyhisselam olduğu hususundan emin. Yakub aleyhisselamın ala nefsihi, kendisine haram kıldıkları, yani kendisine yasakladıkları, yemekten uzak durdukları diyelim. Yemekten uzak durduğu, dolayısıyla onun çocuklarını da ona uyarak yemekten uzak durdukları yiyecekler hariç, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. Ey min gayri tehrim min Allah Teala. Allah Teala yasaklamamıştı. Onu da Yakup bel harramahu ala nefsihi, kendi kendine yasaklamıştı. Lima asabahu irqun nisa. Lima asabahu, kendisine isabet etmesi dolayısıyla. Irqun nisa. Nisa demiş. Hemze de yok. En nisa. Neyi kastediyor onun acaba? Kadınlar ise, o zaman kadınlara yönelik bir arzuyu mu körüklediği için, yahut irqun nisa başka bir şey mi? Şu an kestiremedim. Ama Hazreti Yakup aleyhisselama bu uzak durduğu yiyeceklerden ötürü, uzak durduğu yiyecekler yedikçe kendisine bir şey isabet ediyormuş. Ve bu isabet eden şey dolayısıyla bundan uzak durmuş. Nezara, nezretmiş. Le'in şefâhullâhu, Allah-u Teala bana şifa verirse, ha, kendisine irqun nesâ denen bir hastalık isabet etmiş. O da nezretmiş Allah'a. Eğer Allah bana şifa verirse, le'yuharrimenne ehabbel at'imati aleyh, yiyeceklerin en güzellerini, kendisine en sevimli gelenlerini kendisine yasaklayacağına dair nezretmiş Hazreti Yakup aleyhisselam. Feharrama, Allah da kendisine şifa verince en sevdiği yiyeceklerden uzak durmaya başlamış. Fîmâ yezkurûne luhûmel ibli, bunların arasında neler varmış? Deve eti varmış. Ve elbâniha, deve sütleri varmış. Ve tebi'ahu, ve onu izlemişler benûhu, çocukları. Yani Hazreti Yakup'un bu nezrini takip etmişler. Onlar da aynı şekilde deve etinden ve deve sütünden uzak durmuşlar. Hâlâ zâlike, bu hususta. Ve kâne zâlike kâble nüzûlit tevrat. Bütün bunlar anlattıklarımız Tevrat'ın nüzulünden önceki olaylarmış. Sümme, daha sonra. Nezele, indi. Allah indirdi. Fit tevrati, Tevrat'ta. Eşyâ'u, bazı olaylar, bazı şeyler. Minel muharramati, yasak olanlardan. Gayre me harrama İsrailu, İsrail'in, İsrail aleyhisselamın yasakladıkları dışında da bazı şeyler yasaklandı Tevrat'la birlikte. Mimme kâne helâlen lehum, vaktiyle kendilerine helal idi, tayyiben, hoş idi, güzeldi. Allah onu harama çevirdi gelen Tevrat ayetleriyle birlikte. Kemâ kâle teâlâ, nitekim Allah-u Teala buyuruyor ki, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا, Yahudilerin zulmetmeleri dolayısıyla, حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ, onlara yasakladık, طَيِّبَاتٍ, hoş bazı şeyleri, اُحِلَّتْ لَهُمْ, vaktiyle kendilerine helal olan bazı şeyleri, bazı güzel şeyleri onlara yasakladık, zulümleri dolayısıyla, diyor ayette Cenab-ı Hak. Demek ki Yahudiler, o dönemdekileri kastediyorum, bazı hususlarda zulme yönelmişler. Allah'ın ayetlerini belki görmezden geldiler yahut yasakladıklarına davrandılar. Cenab-ı Hak da buna mukabil ceza olarak da hoş bazı şeyleri, güzel bazı şeyleri onlara yasakladığını, haram kıldığını haber veriyor. وَاَمَّرَ اللّٰهُ رَسُولَهُ, ve Allah Resulüne emretti ki, اِنْ اَنْكَرُوا ذَٰلِكَ, eğer bu verdiğimiz bilgiyi inkar edecek olurlarsa, hayır öyle değildi, ne demek vaktiyle helaldi sonra yasak oldu, böyle bir şey yok diyecek olurlarsa, onlara de ki, en ya'murahum bi ihdari't-tevrati, Tevrat'ı getirmelerini emret.
Getirin Tevrat'ı beraber bakalım de onlara. Festemerru ba'de hâzâ alâ zulmi vel inâd. Müfessir diyor ki buna rağmen inada ve zulme devam ettiler diyor ve sonraki ayete geçiyor. Ekûlu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâir mü'minîn. Rabbena la tu'âhidnâ in nesînâ ve akta'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel ladina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alel qawmil kafirin. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.